Bu video çalışmamızda mikrokontrolcülerle de kullanılabilen sıfırdan yukarı yönlü 7 segment LED gösterge kullanılarak sayım yapabilen 4026 sayıcı entegresi ile temel bir devre uygulaması yapmaya çalışalım. Devremizin şeması baskı devre çizim programı için oluşturulduğundan şema yerine şematik olarak entegremize kısa bir göz atalım ve entegre yardımcı elemanları ile devremizi kurmaya başlayalım. Entegremiz teknik anlamda bir sayıcı ve 7 segmentli LED gösterge için bu sayıcı çıkışını uygun hale getiren, decode eden 16 bacaklı bir entegre. Entegremizin besleme voltajı 3 ile 18 volt arasında olmasına rağmen, ideal çalışma voltajı 5 ile 15 volt. Besleme voltajı 8-10 volt ile çalışan büyük LED göstergelerde önem kazanıyor. Bizim çalışmamızda kullanacağımız besleme gerilimi ise 5 volt. Bu besleme gerilimini 16. pin artı, 8. pin ise eksi olmak üzere entegremize bağlıyoruz. Bir nolu pin, sayıcı girişinin yapıldığı pin. Bu pini artı ile her birleştirdiğimizde sayıcı 1 artıyor. Ancak butona her basıldığında, mekanik nedenlerden dolayı sahte açma kapamalar olabileceğinden, bu elektriksel parazitlenmeyi önlemek için yani debouncing için 100 nanofaradlık bir 104 mercimek kondansatör buton ayaklarına bağlanmalı. 2 numaralı pinimizi ground'a bağlıyoruz. Eğer bağlamazsak sayım gerçekleşmez. 3 nolu pinimizi ise pozitif hatta bağlamalıyız. Bağlanmazsa LED göstergemiz yanmaz. Genelde pil tasarrufu amacıyla kullanıldığından biz direkt pozitif beslemeye bağlayabiliriz. 4 ve 14 nolu pinleri devremizde kullanmadık. 5 numaralı pin, eğer entegreleri ardı sıra yani kaskat bağlayarak 2, 3 ya da daha fazla gösterme yapmak istiyorsak sonraki entegre için çıkış pini. 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 13. pinler ise common cathode ya da ortak eksili tabir edilen 7 segmentli LED göstergelerin ilgili pinleriyle bağlamamız gereken pinler. Örneğin göstergemizin 6 nolu B pini, entegremizin 12 nolu pinine bağlanmalı gibi. Sayıcımız devam ederken, eğer sayıcıyı sıfırlamak gerekirse 15. pini besleme voltajını çekmemiz yeterli. Bu arada butonların bağlandığı 1. ve 15. pinleri 10 kilo ohmluk bir pull down direnci ile ground'a bağlamamız şart. Ve tabi ortak katotlu LED göstergemizin katot ucunu da 220 ohmluk bir direnç ile ground'a bağlamayı unutmayalım. Tüm bu bağlantılara dikkat ederek devremizi breadboard üzerine kuralım ve butonlarımızı devremizi test edelim. Thank you.